Arkadaşlar, gündemimizde çok önemli iki tane konu var. Hem Türkiye'yi hem de dünyayı ilgilendiren çok önemli konu. Bir tanesi Ayasofya meselesi, bir diğeri de Libya meselesidir. Videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olun ve beğenmeyi unutmayın. CHP'liler sosyal medyada çok güçlüler. Bu sayede 2019 seçimlerinde sosyal medya aracılığıyla mega şehirlerin hepsini kazandılar. Bizim de sosyal medyada kuvvetli olmamız için abone olup ve videomuzu beğenmeyi unutmayın ki YouTube'da videomuz önerilere karışsın ve şikayetler ve spamlar oldukça fazla. Bu yüzden videolarımız önerilmiyor arkadaşlar. Şimdi konumuza başlayabiliriz. Ayasofya meselesinden başlayalım. Ayasofya'da size önce bir soru sormak istiyorum. Şimdi 2 Temmuz'da Ayasofya cami olacak mı olmayacak mı diye mahkeme kararıyla belli olacak. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan son zamanlarda Ayasofya'ya çok taktı biliyorsunuz, açmak istiyor cami olarak. Bunun altında önemli bir yani istihbari bilgi olarak Yunanistan'ın Libya'da Hafter'le olan ve Türk askerlerine yönelik gizli kapaklı bir sürü çevirmiş olduğu dolaplar ve arkasından Hafter'e yoğun bir şekilde yapmış olduğu destek var. Bunlar medyaya, kamuoyuna yansımıyor çünkü gizli işler bunlar. MIT'in üzerinden, gizli istihbarat servisleri üzerinden dönen olaylar. Tabii medyaya gelmiyor bunlar. Şimdi bir sormak istediğim soru da şu. Şimdi Ayasofya camiye çevrilecek ve Yunanistan hop oturup hop kalkıyor. Resmen sinirden delirdiler, kafayı yediler. Manşetleri görüyorsun, haberlerini, yayınlarını görüyorsun. Adamlar çıldırıyorlar. Ve Türkiye'deki kendi yandaşları, kendisi onlara yardım, onların sesi yani Yunanların sesi olarak iktidara karşı gelecek, iktidarı zora sokacak. Ne gerek vardı, niye böyleydi, niye şöyleydi diye iç karışıklığa sebep olacak. CHP'den de bir ses çıkmıyor. Çünkü konu din üzere olduğu için karışamıyorlar. Eğer ki HDP gibi veyahut da bir partidir, bir seçimdir, bir oy şunu bunu bir şey olsaydı hemen sosyal ülke, demokrasi, laiklik, halk seçimi, özgürlük, bilmem bu diktatörlük ne gerek vardı, sen niye böyle yapıyorsun? Bir sürü zırvaları, bunlar zaten zırvaları, saçmalamaları gece gündüz tekrarlar dururlardı. Şimdi benim söylemek istediğim tekrar şu. Yunanistan Ayasofya cami yapılsın mı yapılmasın mı diye Türkiye'de o kadar parti, o kadar lider varken niye Ekrem İmamoğlu'nu arıyor? Yani Ekrem İmamoğlu'nu neden arıyor? Bunu düşündünüz mü? Yani bir cevap bulabiliyor musunuz? Neden Ekrem İmamoğlu'nu arıyor? Kılıçdaroğlu'nu niye aramıyor? Partinin genel başkanı o. Veyahut da Devlet Bahçeli'yi niye aramıyor? Erdoğan birebir görüşeceği kişi. Erdoğan'ı direkt arayıp yani gazete olarak veyahut da basın yayın organı olarak röportaj yapar, bağlanır. Neden böyle yapıyorsunuz? Ne gerek var? Bir sorun mu var? Anlaşmaz mı? Yani bir şeyler sorulur, konuşulur. Ama Ekrem İmamoğlu neden? Neden? Çünkü şöyle düşünün bakın. Biz Irak'ta bir sorun yaşasak, oradaki yerel hükümetle bir sorun yaşasak hemen orada bizi destekleyen, bize hani kapısını açan, arkamızda duran, bizi meclise savunan, yani bize yakın kim varsa hemen onlara başvururuz. Öyle değil mi? Orada mesela Türkmenler var. Hemen onları. Bir zamanlar Barzani'yi devreye sokuyorduk. Bizi bir orada Musul'da, Kerkük'te yapılan operasyonlarda bütün dünyadan 66 ülke gelmişti. Türkiye'yi oraya yerel hükümet Irak koymuyordu işte. Bizi sokmuyordu. Türkiye Cumhuriyeti'ni sokmuyordu. Ne oldu? Barzani sayesinde biz de dolaylı olarak katıldık yani. Şimdi diyelim ki ne? Almanya'da veyahut da kim var? Fransa'da bizi destekleyen bir hükümet ya da bir muhalefet, bize sempati duyan, bize yakın olan kim varsa biz orada mesela iktidardan veya da herhangi birilerinden bir ne bileyim bir dışlama veyahut da bir eleştiri veyahut da bir ne bileyim hani yasaktır, cezadır, bizim hani Ermeni soykırımı olayları var 1915, buna benzer yasa tasarıları karşımıza çıktığında bize kim yardım ederse, kim orada bize daha sıcak, daha sempatisi ise ya da bizdense hemen o odaklarla devreye giriyor. Devreye giriyoruz ve bu işi çözüyoruz. Şimdi Yunanistan'da Ekrem İmamoğlu'nu araması
gayet normal bence. Çünkü Makarios kendi soyundan ve oldukça Yunanlılara sempati duyuyor. Yani o kadar hani Türkiye Cumhuriyeti yani Erdoğan'a karşıt ki o adeta Türkiye İstanbul'da yaşayan eskilerden kalma Rumlardan, Ermenilerden herkes bir değil ama sözüm sadece meclisten dışarı. Orada CHP'nin iskelet oyları ve bir de HDP'lilerin oylarını alarak İstanbul'a seçildi. Ama İstanbul'u bilmeyenler için şunu da söyleyeyim. İstanbul'da o kadar Yunan mezarları var ki ne, o kadar Yunanlardan kalma okullar, dernekler, yani adalar mesela. Adalarda resmen Yunan okulları var, Yunan belediyesi var, Yunan mezarlıkları var. Yani Yunanca resmen. Bütün her şey orada, gittiğiniz zaman eğer büyük adaya falan giderseniz görürsünüz. Yani sanarsınız ki ne, ya resmen 1453'te Osmanlı yani Fatih Sultan Mehmet fethetmiş ama bugüne kadar hiçbir şeyle oynamamış. Hala o günden bugüne kadar kalmışlar derseniz. Öylesine bir sürü kalıntılar var adamlar. Mezarları, anıtları, bir sürü şeyleri belediye olsun, vali olsun sesini çıkartmıyor. Kardeşlik, barış içerisinde yaşadıktan sonra sorun değil. Yani sorun değil. Bunların hepsinin oyu Ekrem İmamoğlu'na atıldığın için Ekrem İmamoğlu onlara çok sıcak. Onlardan yana. Onların tarafını tutuyor. Artık diyorlar Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu kalıntılarından soyadını değiştirdi. Rumdur, Ermenidir. Yani bir şeyler vardır. Belki vardır. Bir şey diyemem artık. Tam detayını bilmediğim şey üzerine konuşamam. Ama söylenti var böyle. Ama şu da çok açık bir gerçek. Yunanistan medyası herkes dururken, o kadar insan dururken neden geldi de Ekrem'i arıyor? Niçin yani? İzmir'i niye aramıyor? Yani Ankara Belediye Başkanı var, Mansur Yavaş var. Önceden, daha önce hadi MHP'liydi, şimdi CHP'den oldu. Melik Gökçe var, bilmem kim var. Niye aramıyor da geliyor yani? Düşünebiliyor musun? Melik Gökçe arayabilir mi Yunanistan? Aramaya yani cesaret. Ya da diyelim ki Devlet Bahçeli aramaya cüret edebilir mi? Ekrem İmamoğlu'nu niye arıyor? Yani Yunanistan sempatizanı, Yunanistan'la bir bağı var bunun arkadaşlar. İstedikleri kadar saklasınlar. Şimdi Libya meselesine gelince, Libya'da yok bizim uçağımız düşürüldü, yok SİHA'mız düşürüldü, yok orada hani mazotu Erdoğan Türkiye'ye getirecekmiş de Engin Altay diyor, kendi ağzıyla açıklama yaptı ve Türkiye, Erdoğan Libya petrollerine göz dikti diyor. Ya arkadaşım, sanki bu lafı sen konuştuktan sonra ben şöyle düşünüyorum, kafamdan bir canlandırıyorum, diyorum acaba diyorum bu adam yani Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili mi yoksa Amerikan başkonsolosu mu? Ya sen Türkiye'ye gelecek olan bir petrolden, bir enerjiden, herhangi bir şeyden neden gocunuyorsun yani? Gocunma sebebin ne yani? Ha, Erdoğan bunu söylesin diyor. Ağzıyla. Söylüyor yani, açık açık itiraf etsin. Hemen not alayım diyor, kaydedeyim video. Ha 2 ay sonra, 3 ay, 4 ay sonra orada 2-3 tane şehit olursa asker. Ha bak, askerin kanını verdin orada, askerini öldürttürdün orada, şehit demez bak onlar. Askeri öldürttürdün, gariban, fakir, garip kuraba, kimsesi olmayan, zavallı. Biliyor musun? Emirleri kullandın onları, onları öldürdün, onların kanı üzerinden siyaset yaptın diyor. Diyecek 2-3 ay sonra. Kendine 3-5 puan avantaj puan yazdıracak CHP'nin hani saflarına, aklı sıra. E kardeşim, Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u nasıl almış? Gelmiş zile basmış, abi bir postanız var, buyurun postanızı, arkanıza bakmadan ceketinizi, pırınızı, pırtınızı, valizinizi toplayın, tüyün buradan, artık İstanbul benim. Ha onlar da tamam abi senin mi demiş. 1071'de Malazgirt'te biz Anadolu'ya girdiğimizde adamlar böyle güzelce bir paket yapmış, hediye süslemiş püslemiş, al bu Anadolu'nun anahtarı, Arpaslan abim, Kılıç Aslan'ım benim, ben sana kurban olurum, al bu Anadolu senin mi olsun demiş. Veyahut da Yavuz Sultan Selim bütün bu Arabistan Yarımada Arabistan'ı fethettiğinde, halifelik bize geçtiğinde, Filistin'i, Yemen'i, Hicaz'ı, bütün Mekke'yi, Kabe'yi fethettiğinde ne yapmış arkadaş? Adamlar kendileri mi gelmiş bize bağlanmış? Kanuni gelmiş Avrupa'nın kapılarına, ta Viyana'yı kuşatmış. Ne demiş Viyana'dan Avusturya Macar İmparatorluğu? Telefon yok tabii. Mektupla kuş göndermiş de, aman kurban olduğum kanunim, ne olur askerini, herkesi, ne var ne yok, bütün savaş mehter takımların neyini tümünü al gel, ben seni Viyana'nın önlerinde böyle bir hani kır şenliği mi yapalım, bir ortalık hani bir mangal, keyif meyif bir şeyler yapalım, alem edelim, gez toz buralarda, geri dön mü demiş. Ben anlamıyorum yani, bu toprakları biz nasıl almışız kardeşim, nereden bizim olmuş bunlar? Nereden bizim olmuş? Senin gibi yani ne yüdüğü belirsiz, ırzı hani ırkı kırık,
Nereden geldi belli olmayanlar işte önce ağzıyla petrol için gitti Erdoğan. Evet petrol lazım bize dedettirir. Arkasından senin yüzünden öldü bunlar demek için. Kendine siyasi rant elde etmek için plan yapıyor. Not ediyor öyle deftere. Bunların hiçbirisinin umurunda değil Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntıları, geliri, ekonomisi, maddiyatı bunların tümü yalancı, politik, hepsi bunların hepsi tiyatrocu. Tümü tiyatrocu. CHP'lilerden bir tane milletvekili olsun, bir tane başkan, belediye başkanı ne olsun halkın faydasına hizmet edebilecek, yani gönülden hizmet ediyorum diyebilecek sayılı insan çıkar. Tamamen yok demeyeyim yani şimdi. Haksızlık ben öyle onlar gibi yalancı değilim. Sayılı çıkar. Ama bu milletvekilleri var ya hani Özgür Özel yok Engin Altan olsun, Sezgin Tanrıkulu olsun buna benzer o Enes Berberoğlu olsun. Bütün bunlar hepsi ya. O hani Buz Geyit var ya hani şeylerin sahibi sol elini kaldırıyor da rezidansları var ya. Gamze İlgezdi. Gamze İlgezdi, Canan Kaftancıoğlu. Bütün bunların hepsinin yani ülke, devlet, millet sevdası sıfır. Yok arkadaşım bunların hepsi fasafüzyo. Bunlar tiyatrocu. Hiçbirisi Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğundan orada değiller. Hiçbirisi. Hiçbirisi. Sadece bunlar şakşakçı. Bunların hiçbirisi halka hizmet etmez. Hizmet için orada değiller. Türkiye'yi karıştırmak için. Tam gezici bunlar. Bunlara böyle karışık karıştıracak, ülkeyi karıştıracak işler, eylemler vereceksin. Onları yaparlar.